Işıl hoş geldin. Hoş bulduk. Ayça hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bu programda ben kadınları anlamıyorum. Söyledikleri, yaptıkları, neyi beğendikleri, neyi beğenmedikleriyle ilgili ciddi sıkıntım var. Şimdi ben zaten 50 yaşına geldim. Bu zamana kadar bunu öğrenemediğimi, anlamadığımı zaten kabul ettim. İstiyorum ki bizden sonraki kuşaklar bizim yaşadıklarımızı yaşamasın. Herkesin kendi tecrübesi ama sizin tecrübelerinizden bildiğiniz çok önemli konular olduğunu biliyorum. Çok zaten... doğru yere geldiniz. Evet. Bugün burada bilgi dağarcığınızı geliştireceğiz gördüğümüzün garantisini veriyoruz. Hah. Çok önemli bir konu mu tartışılır? Aynen öyle. Yani bizim hayata dair tabii ki her şey bilim de önemli, sosyal ilişkiler de hmm. önemli, Deneyim ekonomi de önemli. Önemlisi. Sorum şu kafanızdaki erkek prototipleri nelerdir? Bunlarla alakalı çözüm önerileriniz nelerdir? Hangilerine daha çok yaklaşıyorsunuz? Hangilerinden uzaklaşıyorsunuz? Bugün derin dondurucu beyler üzerine konuşacağız. Derin dondurucu bey ne demek? Ay çok Derin dondurucu beyler karşımıza çıktığı an yaptıkları tek bir hareketle bizi kendilerinden soğutan beyler. Bir kadını beş saniyede nasıl kaybedersin? Daha yani bismillah tanıştınız. Vırt Asla bir şansın yok. Bir tip bir herif mi bu yani? Hayır bir sürü tip. O hareketi ilk beş saniyede göstermeye de bilir. Tabii yemek sonrasında yemek da olabilir. Yemek sonrası olabilir, yemek öncesi olabilir, yatak odasında olabilir. Hani gördüğün an okey ben evime gitmek istiyorum lütfen bir daha görüşmeyelim diyeceğin hmm. erkekler. Yani hareketin sonrasındaki beş saniye. Garsona kötü davranan erkek. Soğutur. Beyaz çorap giyen erkek. Yine soğutmaz. Yani ben sporcu insanım. Beyaz çorap gayet cool bir şey. Eskiden evet. şey derlerdi de o yüzden. Erkeklerin siyah takım elbise, siyah ayakkabının içine beyaz ayakkabı. Yani ama şimdi şöyle bir şey var. Yani kendi hayatımıza bakınca mesela benim çok aşık olduğum bir adam. Hmm. Ünlü biriydi de. Beyaz çorap diye geçerdi yani onun lakabı. E o zaman belli oldu adam şu anda. Bilemem artık yani anlayan anlar. Ama yani sonuç itibariyle ben ondan hiçbir zaman sormadım beyaz çorapları sebebiyle. O yüzden bunu söyleyemem. Yani genel olarak Türk erkekleri kendisine bir beden küçük küçük giyiniyor. Çoraba gelene kadar kötü giyinen tüm erkekler soğutur. Türk erkekleri gibi genelleme yapmak kadar hepsi gibi ya. küçük giyiniyor ya. Çok kötü giyiniyorlar. Şimdi siz ama tipleri biliyorsunuz. Sizin başınıza gelmiş evet, soğutan maalesef. erkek ne tipler var? Her date'ini cüzdanı unutan adam. Cimri adam tabii ki soğutur. Parası olmayan adam beni soğutmaz ama cimri adam beni soğutur. Geçen gün konuşuyorduk. Çocuk date'lere sürekli çıkıyormuş ve her seferinde arabamda unuttum cüzdanımı diyormuş. Hep aynı kızla çıkıyor. Hep <laughs> aynı, aynı kıza kızlar. bunu yapmıyor. Üç kere de çıkmışlar ve üçüncüsünde artık kız demiş ki yani git arabadan cüzdanını al öyle gel. Bu bir bumble hikayesi. Tamam. Ama gerçek hayatta varlar. Evet ama insanlar der bize... ...ne versen ödesen para göz kızlar falan derler. Bunun para gözlükle ya da para avcısı olmakla alakası yok. Aldatmakla alakalı bir şey bu Kandırıyorsun. Seni o yemeğe demek ki değer görmemekle alakası var. Ha, ben, ben böyle düşünmüyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Yani benim parayla ilgili konum şu. Mesela bir adamın parası yoksa ki böyle sevgililerim de oldu. Bunun gerçekten benim için pek bir önemi yok. Yani ben öderim de ve yoksa o bir mesele değildir. Ama adamın cimrilik yaptığını fark ettiğim an o bitti. Çünkü o zaman senin paranı sömürüyor gibi. Yok o da değil yani erkek dediğin şey. <laughs> ne? erkek dediğin şey? Erkek dediğin şey provide, protect ve trust'tır yani. Eyvallah olsun. olsun. Sağla, koru, güven. <laughs> alan sağlamak zorunda. Ben senin erkek miyim mesela? Seni korurum, sana para veririm, seni yemeğe çıkartırım. Her şeyi yaparım, sana sağlarım. O kodlar benim için önemli bir ilişkinin içinde. Çünkü eril olması. Yani öbür türlü ben zaten çok dominant bir insanım. Çok kendine yeten bir kadınım. Zaten param var, pulum var. Kimsenin hiçbir şeyine muhtaç değilim. Şükürler olsun. Benim en son soğumam gereken ama soğuyamadığım bir erkek var ve erkek hareketi var. Şimdi siz söyleyin. Haklı mıyım, haksız mıyım? Mr. K, 43 yaşında bir bey ve ailesiyle yaşıyor. Yatağı tek kişilik. Ve, ve çocukluk yatağı değil. Yeni yapıldı onun odasına. Çilek odası. Misafir davet etmiyor anlamı çıkıyor değil mi buradan tek ha, kişilik? Yeni de 43 oldu. yaşında bir adamın yatağı tek kişilik olamaz. En olarak olabilir. Boy olarak kısa olması saçma olurdu. Zaten oldu ve ben de kabul ettim ve yani o yatakta <laughs> Oha o yatakta çocuk... <laughs> yaptınız mı? Çocuksu vakitler geçirdik diyelim yani. Ama bu normalde bence herkes soğutması gereken bir şeydi. Ben soyamadım. O yüzden de bu konuyu... Ama sen ona aşıktın yani. Değildim. Burada söylüyorum değildim. Ve ben kimseye hayatım önce hiçbir zaman bir daha da aşık olmadım olmayacağım. Bence büyük konuşma şimdi. Yani şöyle, biraz büyük oldu. Şöyle bir sıkıntı yok mu? Birisiyle tanıştığında ve yükseldiğinde ve iş yatağa gitmeye geldiğinde yatak markasını, boyutunu bilmeden hayatım gidiyoruz ya. tek kişilik ya. ama yani tek kişilik yatak bir şeyin göstergesi. Işıl'cığım tabii ki haklısınız. Ben Hı. merak ettiğim bir şey soruyorum. Onu oraya gittiğinde görüyorsun ya önceden görmüyorsun. Dolayısıyla bunu bir iş kazası olarak görebiliriz. Ama iş kazasında ölebiliyorsun. Doğru söylüyorsun. Tabii sakat kaldı alma da. Bence ben bir tık sakatlandım. Ama mesela eskiden soğudum ve şimdi soğumadığım bir şey daha var. Mesela bir çocukla buluşmuştum. Ben ne desem? Neredeyse aynısını söylüyor. Çocuğun evindeyiz. Cam şişelerle su alıyor böyle çevreci falan. Ben diyorum ki ben çok berbatım diyorum. İşte 20'li bir buçuk litrelik sular alıyorum diyorum. Ay ben de onlardan da alıyorum Ayça diyor. Çok tatlış ama bu. Ben işte o zaman bunun tatlı olduğunu anlamadım. Ay ben ne dersem aynısını yapıyor diye ben bir daha bu çocukla görüşmedim. Ama şimdiki aklım olsa ay ne tatlı ne dersem benimle aynı fikirde deyip hani sevebilirdim. Bu benim için bir libido resetleyici yani. <laughs> yani bir erkeğin karakterinin olmaması demektir benim için bu. Ve en büyük turn biri. Ama ben o zaman öyle anlamıştım. Ama zaten öyle anlamıştım. hayır şimdiki kafamla baktığım zaman. Şimdiki kafamla ben böyle ya diyorum. Şey komik geldi bana. İlkinde de adamı anlamamışsın. Herkes başka <laughs> düşünürken böyle. Burada da şimdi adam damacana konusunda da adam iyi bir şey yapıyor. Damacana yapıyordu. konusu diyor. Ben sanırım erkeklerde anlamıyorum abi. Zerre anlamıyorum ve full yargıyım. Hiç kimseyi beğenmiyorum. Hiçbir şey olmasın diyorum. Zaten verdiğim bütün kararlar yanlış çıkıyor. O yüzden geçen gün şey dedim. Keşke ben köpek olsaymışım bende nini dost olur. Diyerek zaten şu evet. andan sonrasını özellikle bitirmiş <laughs> oluyorsun. Bir ortak şeyiniz yok mu kadınların sadece ikinizin değil de nasıl bir erkek tipi tip olarak demiyorum tabii ama davranışsal olarak kadınların genel olarak ilgisini çekecek kapsayıcı özellikleri sahip olsun. Genel olarak diye şey yapamayız çünkü yani her kadın gerçekten farklı. Bir kere kadınlar uzun boydan hoşlanıyorlar. Ben hoşlanmam. Bu enteresan. Ben ee, çok severim. Adonis ismiydi o kasın ismi. Evet şuradaki. Yani bu aslında genel bir vücut fitliğini gösteriyor. Yani ben baba göbeği seven bir Hı. insanım. Yani o yüzden hani yaşlı adamlar daha güven veren insanlar hmm. kendiyle çok fazla vücuduyla çok fazla çalışmamış insanlar çünkü bu bence çok kadınsı bir şey. Yani arzu nesnesi olmak isteyen bir adam vücuduyla kendiyle bu kadar görünüşüyle ilgili bir adam. Ben de çok feminen bir yere Eskiden geliyorum. hep şey deniyordu çünkü hani erkeklerin fitliği üzerine falan filan. Şimdi kimi sorsam etrafında şey diyorlar. Ay ben zekadan çok hoşlanıyorum. İşte erkeğin akıllı olması beni daha azdırıyor falan filan diyorlar. Saproksüel. seksüel. O yeni bir akım mı? Eskiden yok, de öyle miydi? Ben mesela bir haber yapmıştım yaklaşık 15 sene önce falan. Ee, bu arada Işıl Hanım gazetecidir. Ee, ve sapyo seksüel erkeklerle ilgili bir haberdi. Yani bu yeni bir şey değil. Yani ben fiziksel özelliklerine bakacağım ama duygusal zekasına bakmayı tercih ederim. Yani o zekadan da öte ne kadar incinebiliyor, ne kadar açık olabiliyor, duygularını dile getirebiliyor. Benim için daha önemli. Ama bu kriterleri gerçek hayatta Karşılığı hiçbir yok. yeri yok. Çünkü karşında birisi çıkıyor ve sen eş zamanlı olarak zekanı sıfırlıyorsun ve ondan sonra daha ilkel duygular devreye giriyor. Mahvoluyorsun. <gülüyor> Mahvoluyorsun. <gülüyor> Erkeğin öz bakımının olması gerektiği zaten cepte. Öz bakım değil. Güzel koksun tabii ki üstüne başına dikkat etsin. Bunlar ayrı şeyler. Mazlav'ın hiyerarşisini yapacaksak eğer normalde en altta temizlik, kibarlık, centilmenlik vardı ya bence artık onların içinde duygusal zeka yüksek ...diydi. De, o minimumun içine alındı. Hep söylenen çok çirkin bir laf vardır ya... ...bazı kadınlarla daha uzun ilişkiye... Evlenilecek, o... eğlenilecek Evet onu söylemek diyecek. istemedi biz ama. Söylemedi yani evet. o kadar söylemiştik her. Bazı kadınlar evlenecek, bazı kadınlar eğlenilecek... Mustafa denir Bey ya. biz nasıl kadınlardanız sizce? Biz eğlenilecek kadınız benim gözümde. Aşk olsun. Ben Şu... evlenecek ben... kadın olmaktansa... eğlenilecek kadın olmayı çok tercih ederim. Ben erkeklerin de eğlenecek kadınlarla... ...evlenmelerini öneririm. Mükemmel bağladın. Yani, ama böyle bağlamak zorundayım yani. Ben artık göze eğlencede erkek istemiyorum. Ne yapacaksınız? <laughs> Evde memur mu evet. oturacak mısınız? Evet. oynayacağız. Bak, tamam. Son geçen ayımı anlatmak istiyorum. Evet. Uzun ilişkiler yaşamayı seven bir insan değilim. Sevgili kullanmıyorum diyebiliriz bir süredir evet. yani. Arkadaşlarımın da ısrarıyla bir ay boyunca bir içki içmedim. 30 gün boyunca sober life'a geçtim ve bazı şeyleri farklı yapmak kararı verdim. Benden çok hoşlanan bir çocuk vardı ve böyle yaklaşık iki aydır falan ortak da bir tanıdığımız var. Onun üzerinden mesajlar atıyor işte onunla buluşmamı istiyor, yemeğe çıkmak istiyor falan. Ben normalde hayatta böyle şeyler yapan bir insan değilim ve çok sıkılırım. Sobre olduğum için zaten sıkılıyordum. Dedim bari sıkılmışken full sıkılayım. Deneyelim bunu dedik. Aradım. Dedim ki hadi yemeğe çıkalım. Her şeye sen karar ver dedim. Nereye gideceğiz, ne yiyeceğiz falan hiç ben düşünmeyeyim. İlk date'mizde böylece çıktık. Şimdi o kadar düzgün bir çocuk ki. Bu kadar düzgün diye ikinci, üçüncü, dördüncü arkadaşlarımın yani sizin baskınızla. Onlar baskı yapmasaydı sen Yok, devam yapmaz. etmezdin. Ama ben sadece bunu denemek istedim. Bir şeyi farklı yapınca ne oluyor? Einstein diyor ya hani farklı yap diye. Ben de dedim ki farklı yapayım. Beş kere DT'ye çıktım onunla. Artık böyle İstanbul'daki bütün sergileri, tiyatroya gittik, sinemaya gittik. Yani içkisiz yapılabilecek her şeyi yaptık. Ve sonunda anladığım şey aslında kendi yolumun ne kadar doğru olduğu. <laughs> ama ama burada anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Evde oturmak istiyorum diyorsun ya. Yani bu memur zihniyeti. Ben öyle bir şey demedim. Hayır eğlenmek değil. Gözü dışarıda olan adam istemiyorum diyorsun. Ben artık Eğlenecek adam istemiyorum dedim. Sıkıldım sürekli adamları ama sarhoş adam, yerden toplamaktan. Tamam, çok haklısın ama bunları böyle ayırıp insanlara şey koyamıyoruz hani... ...bu da olsun, şunu çıkar falan. Bunlar paket program Ve Neden? O paket Manifest programı. diye bir şey var evrene yazıyorsun işte. Çok gezmesin, çok içmesin, çok kusmasın, çok sıçmasın. İşte geldim, onu anlatıyorum. altı kere data çıktığım adam tam olarak bu adamdı. Ve ne oldu? Azıcık içsin, azıcık sıçsın, ee, azıcık Evet, kes. Bileğimi kesecektim ama sonunda yani nereye kadar kendini zorlayabilirsin? Mesela Mesela o adamı al otur evlen çocuğunu yap çok iyi baba olur zaten o yani çünkü kumaşı öyle. Sen o kumaştan şimdi bir de mutlu olmayı bir de eğlenmeyi bir de ap bir şey bekleyemezsin. Benim de takık olduğum şöyle bir şey var ama bu konuda. Çoğu kadına sorsan tırnak içinde kuru erkeklerden hoşlanmaz erkeksi o vurdum hmm, o erkeklerden konum. hoşlanmaz dersiniz. Ve biz medeni olup mümkün olduğunca bütün politikli korek şeyleri yaparız ama çok günün sonunda... Olursunuz. O adam kızılır. Yani çünkü bence bu işin bir formülü yok. Bu işin bir doğrusu yok. Tamamen aynı gerizekalılıkta olmak gerekiyor. Karşındaki de doğru zamanda doğru yerde. Aynı aptallığı yaşamanız lazım ki yaptığınız hiçbir şey birbirinizin sinirini bozmasın. Çünkü bu hayatta herkes herkesin sinirini anında bozabilir. Ne kadar doğru yapsa da gözünüzde her şey yanlış gelebilir. Ya da benim başıma gelen gibi her şeyi yanlış yapsa da karşıdaki kör olabilir. Ya, genelde onu... zaten her şeyi yanlış yapınca. Sen başta ona bir şey hissediyorsan, artık her şeyi yanlış yapsa da oradan oradan kurtuluş, kurtuluş olmayacak. Kurtuluş. Karabatak İritmiş Bey diyebilir olsun. miyiz bunun için? Karabatak Bey. Karabatak Bey bence bu. Bu erkek modellerini aslında bundan sonra o zaman bir isim verdim evet, ama şöyle bakayım. bir şeyden bahsediyorum. Hmm. Siz şehirli, okumuş, aydın, beyaz kadınlarsınız. Size desek ki ...sevginizin sizi kıskanmasından hoşlanıyor musunuz? Yarınız der ki asla, yarınız der ki bir yere kadar hoşuma gidebilir. Ama günün sonunda bu tırnak içinde kro dediğim ya da neyse o daha maço, vandal, macho daha... pardon hmm. tırnak içinde maço dediğim erkek tipi full kıskanır ve o kadar da arıza çıkartmazsınız. Niye? Ben 4-5 kadın adına konuşmam gerekirse bu kıskanç beyler bize göre değil. Değil. Ben ve birkaç kadın fazla özgür yaşamaya alışığız. Yani bir erkek... Kıskanarak yanımızda yaşayamaz. Yani hmm. kalp hastası olur. Evet, zaten hastası olur. o sürebilecek bir şey değil. Bizim için. Bizim ama için. biz bunun için gerçekten 5 kadın için konuşabiliriz bu soruna ilişkin. Özgürlüğümü kısıtlayacak bir bey anasının karnından doğmadı. 5 kadın adına konuşuyoruz ama diğer kadınlarda yorumlara ben de ben de ben de artı bir yapabilir. Bildiğimiz kadarıyla. Yani i̇şte... benim çevremde kıskanılmaktan hoşlanan kadın yok. Ama sonuçta bizim çevremiz çok kısıtlı. <laughs> Aynı tip erkekten hoşlandığınız oldu mu hiç? Tabii. Yani şu anda çünkü farklı tercihleriniz var gibi duruyor İkimizin ama. İkimizin olmadı. Gerçek tanıdığımız insanlar olmadı da ben de Kargo'daki Serkan'a aşıkmışım sen de aşıkmışsın. Ben Koray'a yani aşık Ben, Koray ben Teoman'la öpüştüm sen Teoman'la öpüştün. Ee, bu arada Teoman'a söz hakkı doğmadı. <gülüyor> Normalde yani <laughs> Teoman'la kim de... öpüşmedi? <laughs> Teoman'la teoman teoman ol... kim öpüşmedi? O da öpüştü. <gülüyor> <gülüyor> yani benzer zevklerimiz olmuş ama onlar benim için masal Kahramanları olduğu için gerçek hayatta bir karşılığı olmadı. Ben. Tamam mı Son kahraman? <laughs> Saçmalama. <laughs> hani ben meyhaneci beyi gördüğüm anda Benimki. kaçmak isterdim. Evet. Işıl Hanım'ın beğendiği biz yemeğe çıktık. Ben masayı terk ettim. Koşarak asansöre girdim. Adam asansörde beni durdurdu. Kollarımdan <laughs> tutarak beni çıkardı. Ben de kalamam. Sen kal <laughs> arkadaşınla dedim. Kaç Oy, yaşında herkes. olduğunu da söyledi. 60 plus <laughs> diyelim. Sonra dayanamadım. Kaçmak istedim. Ve her zaman adam da kaçmak istiyormuş aşırı. Da. Sen kaçamazsın ben kaçacağım. Ben Kaç masada <laughs> duruyorum. Ayça geri geliyor diyor ki asansöre girmiş Ayça işte. Adam da koşarak onu yakalamış. Yani. Ayça'yı şu şekilde asansörün dışına çıkarıp sen Işıl'la kalacaksın deyip kendisi kaçmış. Sorunuzun cevabı asla ve asla ve asla Işıl Noşan'da hiç kimseden hoşlanmıyorum. Şimdi iki tip adam tanıdık şu ana kadar soğutan anlamında. İlki cimriydi, hı hı. ikincisini toparlar mısın? Memur muydu onun kodadı? adı? Memur oldu. Yani evlenilecek erkek tipi. Tamam. Bu senin için soğutucu bir şey iken evet. belki de Ayça için o kadar değil. E ben o adamın yaptığı bir sürü şeyi yanlış bulmadım. Ben onun Türkçesini beğenmedim <laughs> Kötü Türkçe benim için soğutur kategorisine giriyor. Aksanlı Türkçe. Ama kötü şu Türkçe an o değil. adam üzerinden sormuyor. Evet, yani tamam. evlenilecek adam tipi seni soğutmuyor. Beni soğutmuyor. Onu soruyor. Evet. Ben evlenecek adamla <laughs> evlenirim. Evlenecek adam demiyoruz. Onun hmm. kodu memur. Şimdi memur yani. adamlar seni o kadar rahatsız etmiyor. Yani şöyle ne memuru? <laughs> örnek veriyorum. Sular dersinde. Memurdan kastımız inanılmaz hijyenik, her şeyi doğru yapan. Düzgün, düzgün kuralcı. insan. Düzgün erkek. Mesela ya arayacağım dediği saatte arar. Sorumluluğu neyse onu yapar. Kapıyı sana açar. Taksiyi durdurup işte seni içine... Anladım. Benim ama bilim. mesela e ben... <laughs> yatakta kingi olmayan bir adam çeşidinden Mustafa. bahsediyoruz. <laughs> Hayır şöyle soğumam ama korkarım çünkü kesin bunda bir manyaklık vardır derim. Çünkü too good to be true. Evet sen yatakta kingi değil dedin ya kesin bu başka bir şeylerden hoşlanıyordur derim. O yüzden benim memur diyen adamdan soğumam korkarım kaçarım. Bir adam memur adam düzgün adam yani hayal gücü kısıtlıdır mesela. Genel olarak renksiz olduğunu <laughs> <anlayayım. gülüyor> Renksiz renksiz. Vanilla. Vanilla <laughs> ne demek biliyor musun? <laughs> Kondurma üzerinden gidiyorsak, evet. yani katkısız yani şey, sıkıcı, özelliksiz, evet, evet, özelliksiz. Yani arkadaşını anlatırken o adamı şöyle diyemezsin, o şöyle yoktur yani memur. Cimri adam konusunda hemfikirsiniz, fikirsiniz, vanilla adam konusunda o kadar da hemfikir fikir değilsiniz. Üçüncü adam tipi. Karabatak. Üçüncü Karabatak'tı. Karabatak ne biliyor musun? Submarine evet. diyorlar aslında buna. Bu ghosting gibi bir şey yapan Ghost... adam mı? Ha -ha. Ama ghosting değil bu submarine diye geçiyor. Ya, denizaltı. Oo. Bu senin hayatına geliyor. Yüzeye çıkıyor. Çok görkemli. İşte çok eğleniyorsunuz çok bilmem ne. Love bombing, Love bombing, hediyeler, yani. hayaller, bizkiler, planlar, programlar, her şey, fantaziler. Sonra sen inanıyorsun yani inanmak zorunda kalıyorsun çünkü insan niye bu kadar yalan söylesin yani ne için? Sonra mesela submarin, denizaltı. Yok denizaltı oluyor. demek ha yok olmak. Yok oluyor. Yani. Ama ghosting gibi değil. değil. Sonra geri çıkacak. Sonra geri çıkacak çünkü. Ama beş ay sonra. Yani bir ay sonra. O bir ay içinde de başka birisinin yüzeyinde mi? Onu bilemezsin. Yok oluyor adam yok. Ondan bilgi alamazsın. Yani onların zaten Instagram falan öyle olmaz yani. Nasıl olur? Olmaz. olmaz. Zaten medyası hmm. yok. Yani görünen bir tip değil bu. Hayatına gelir bir bombalama yapar. Olumlu anlamda bombalama ve yok olur. Profil fotoğrafında denizaltı fotoğrafı var hmm. bir denizaltı tane. Denizaltı ya. Profil fotoğrafı diye bir şey yok. Ha, evet. Bazıları annesinin Instagram'ı üzerinden <laughs> iletişim kuruyor. Hayatım siz ne yaşamışsınız böyle ya <laughs> Bu adamla harika demek ki gerçekten yüksek aşk bir şey vardır diye düşünerek uyumlanmaya çalışıyorsunuz. Hı hı. Sonra adam yok olduğunda bir Düşürüz. hayal kırıklığı ve üzüntü süreci. Asıl merak ettiğim adam tekrar yüzeye çıktığında ne oluyor? Ben i̇şte her şeyi unutmuş oluyorum. A her şeyi unutmuş olabilirsin. B yeniden inanıyorsun. B zaten böyle bir adamla beraber olduğunu bildiğin için öyle bir üzüntü ve depresyon dönemi yaşanmıyor. Yaşamıyor. Diyorsun ki tamam bir ay vereyim bir ay sonra tekrar bu zaten yüzeye çıkar diyorsun. Bekliyorsun. Ama bu sizin tecrübeniz hmm. yani hiç Hayır, bunu bu daha, bu daha önce yaşamamış birisi. Bu çok kırıcı olabilir. Bu çok kırıcı olabilir. Ama şöyle. Devasyonu sokucu bir tecrübe olabilir. Çünkü yani biz bu yaştan bakınca böyle konuşuyoruz. Yani 20 yaşında böyle bir adamla karşılaştığımdaki karşılaştım. Hayır şunu söylemek istedim. Annem beni EKG'ye götürdü. Çünkü kalbim o kadar çok acıyordu ki bir şey var zannetti. Ve baya doktora gittim ben yani. Çünkü kalbimde bir ağırlık. Şöyle geziyordum yani, fiziksel bir acı çekiyordum. Ve o da böyle bir tipti işte. Bugünme baktığımda ben öyle bir adama zaten inanmam. E eğleniyorsan why not? Burada şu kadarı tatmin etmez mi? Işıl yani ya o iki ayda iyi yedik içtik eğlendik ya. Hiç Hayattan iki ya. ay çaldık. Yani illa bunun sonunda bir, bu kadar yüksek enerjili ve mutlu edici bir seviyede Happy Ever After gitmesi zaten gerçekçi zaten değil. Zaten muhtemel değil. Yani şunu söylüyorum. Submarine bizim gibi insanların başına geliyor. Çünkü daha deneyimli daha tecrübeli. Hayattan birazcık dersini almış. Artık ondan üzülmemeyi öğreniyorsun. O ghosting daha çok hani yaşça daha tecrübesiz bu erkeklerin söylediği yalanlara inanma kapasitesi daha fazla olan çünkü hani hayatın bir ghosting, iki ghosting, üç ghosting gidiyor. kadar. Ondan sonra... Bir hosting, iki <gülüyor> ghosting, iki <laughs> ghosting. Onlar evet. ondan sonra sabmarine evriliyorlar ister istemez. Sonra diyorsa ki tamam işte bu da onlardan birisi. Bu artık üzmez, acıtmaz diyorsun. Şeyle olan ilişkisini anlamadım ama Işıl. Soğutan erkeklerden bahsediyoruz ya. Bu soğutamıyor. Keşke soğutsa. Erkekler. Ha bu aslında... Ha, bu soğutamıyor. Soğutamayan erkek Soğutmalı erkekler. Yani bu birazcık aklım varsa... Ne diyorsunuz lan? <laughs> Ay, birazcık aklım varsa bu erkekten soğu Diğer kadınlar için konuşuyoruz. Evet. Diğer yüz bin kadın için, 5 kadın evet, için geçerli Evet, Diğer geçerdi. 5 milyon kadın adına konuşalım. Soğuyum bu adamlardan. Keşke kör olsaydım da bu adama ısınmasaydım adamları. adamları. E Sonunda üzülmüyorsan ve iyi zaman geçiriyorsan bu adamın hatasını anlamadım ben. Adamın hatası yok. Kadının hatası var. Yani pada. burada üzülmemen için hayatın sillesini yemiş olman gerekiyor. Buna alışmış yani bunu tanıyor olman gerekiyor. Yoksa çok üzücü bir şey. Onu anlatmaya için. <laughs> Bu tip adamlardan çok bir gelecek umarsan üzülürsün. Bir de şöyle bir şey var sürekli bir ilişki burada seyredemez. İlişki şöyle bir şeydir düşüş vardır çıkışı vardır. Şimdi sabmarin cins karabatak beylerde her zaman böylesindir. Şimdi sen de o yüzden hayatı fazla tanımayan bir kadınsan eğer bunun böyle sürebileceğini zannedersin ve aşık olursun zaten. Ama işte onun ancak ayda bir ya da neyse iki haftada bir ya da üç ayda bir buraya çıkması için o zamanı onun da ihtiyacı var. Bu bir tür. Faydalı bir tür değil onu söyleyelim. Eğlenceli Dishnot. bir tür ama Eğlenceli yani. Eğlenceli bir tür. Evet. Yani bir faydası yok. Vakit Faydasız kaybı. Faydasız bir tür. Arada kaldığım iki şey var. Siz seçin hangisi olsun. Bir tanesi sen negatif basın erkekler. Hani senin ağzını şapırdatmadan ye diye. <laughs> ama ya yani şapırdatmadan yiyelim tabi ayrı. Bu yes lighting değil mi mesela? Evet bence olabilir. Çünkü şey anlattı ya. Çocuk sürekli kıza diyormuş ki boyun çok uzun, kilon fazla, ağzına atıyorsun. Ama gerçekten 1.90 yani. Yani sürekli karşıdaki kişi sana negatif bir şekilde eleştiren olarak yaklaşıyorsa bence bu dünyanın en kendinden soğutan hareketi. Yani seviyorsan her şeyle sev kardeşim. Sevmiyorsan güle güle de ...git. Kalkıp da böyle sürekli... ...onunu beğenmedim. Diz kapağın fazla kemikli. Yok saçın fazla sarı. Olmaz. Söylenmemeli yani. Bu kadın erkek ilişkisi... ...dışında da arkadaşlarda da vardır ya... ...o. Ondan hemen uzaklaşırsın zaten. Evet ama bazen arkadaşının... ...hani içine bildiğin için... ...ya da o daha çok kardeşin gibi... ...olduğu için bıdı 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 bıdı, bıdı kavga edersin... ...ama sonra gene barışırsın ama... ...sevgiliyle sürekli dırdır edilmez ya. Bu bana biraz daha şey gibi geldi ama... ...şu ana kadar konuştuğumuz cicim aylarında... ...ilk bir iki ayda gördüm. Kaç bahsediyorduk bu sanki böyle biraz daha artık İyi, yola tamam. çıktıktan İlişkinin sonra 5. ayında gibi falan. sanki peki dördüncü kimden bahsedebiliriz bu soğutan erkekler konusunda hayvan haterlar demek Aa, istiyorum hayvan böyle bir şey haterlar. olabilir mi ya Hayır, böyle bir şey var önce ben anlatabilir miyim hadi anlat benim bir kedim var adı Tomma yani o benim çocuğum yani hani ben doğurmuşum ve tüylü bir şey doğurmuşum yani bu kadar. Benim evime girdin o ya da bu şekilde parti de olsa ne bileyim. Yeni benle... geldin ama daha hiç tanışmamışsın ha, ta Tomay'la. Tomay'la ha. yeni tanışıyorsun. Benden önce ya da hadi benden sonra yani merhaba merhaba. Toma zaten hemen gelir kendini tanıştırmaya çalışır Çünkü Toma bazı erkeklerden daha insani bir birey yani. Merhaba demeye çalışıyorsan ona bakmadıysan ona bir merhaba demediysen, ona şöyle bir merhaba ben bilmem kim demediysen benim için bitmiştir abi. Sana geçiyorum. Çok net. Çok net. Çok evet. Ve yani. haklı. Bende daha abartısı var. Bir çocuk Ruby üzerine çıktı diye Ruby fırlattı Oo. köpeğimi. Ve benim köpeğim çok küçük bir köpek yani değil ya. Benim de yarım kadar. kadar. Ve çocukça sadece mutluluktan kıçını sallaya sallaya üzerine atladı. Heyecanlı bir köpek. Heyecanlı çünkü öpmek için yalamak için. Bu böyle hua diye kucağından çok çok bir attı. Ikanalı. kaslı bir erkek o zaman. Çok <laughs> kaslı topçuydu. Ha, işte Ama yani muhteşem bahsedelim. bir çocuktu. Ama bitti bitti yani. Onda mı bitiyor Ayça? Hayır o anda bitmedi. O beni terk etti. <laughs> o engellenmiş olabilir Ayça. Hayır Doğru. o beni terk etti günün sonu. Ama içimde bir şey öldü. <laughs> Ama senin içinde ölen şey adamın o kadar umurunda olmadı ki. Yani ya da ilişkiyi hiçbir tarafa götürmedik. Ama benim problemim bu zaten. Bundan mutlaka soğumam gerekiyor. Çünkü bu dünyadaki en soğutucu şey. Ben, ben orada iki saniye nefret ettim. Allah senin belanı versin. Sonra gel öpüşelim dedim. Yani neden soğudum? Yani deep freeze beylerin de bazı türleri ben zor soğumuyor. Zor soğuyoruz. Özellikle çok yakışıklılarsa zor soğuyoruz. Erkeğin başından beri cool olanı, hiç pas vermeyeni, ilgi göstermiyormuş gibi duranının bir artısı olmuyor mu sizde? Bana çalışmıyor. Ben yavşak seviyorum. <laughs> çok güzel. <laughs> ee... Ben hiç sevmem. Yavşa. <laughs> ben çok ya. severim. Aşkım, hayatım seni seviyorum. İlk üç saniyede gelsin bana bunlarla. Sonsuza kadar devam ederim. Eskiden sen şöyleydin diye biliyorum. Nasıl? Ee, senden hoşlandığını söyleyen çocukları blokluyordu. Evet. Birkaç sene önce. Evet. Yani beş sene önce falan. Evet. Şimdi evet. değişti. Bu programı yapma isteme sebebim aslında kadınları anlamaktı ya. Hani sadece bir şey söylüyorlar başka bir anlamı mı geliyor? Nasıl mutlu edebiliriz? Nasıl hoşlarına gidebiliriz? Ken hiçbir şey anlamadığım gibi... E siz de zaten birbiriniz arasında da çelişkilisiniz bence. Yüzde yüz. Yani ama insanlık böyle bir şey bunun bir reçetesi olsa zaten bunu 50 yaşında biliyor olurdun. Ama yok ve bizim de fikir ayrılıklarımız var. Kendi içimizde de fikir ayrılıklarımız var elbette. Sonuçta hayvan sevmiyorsan mesela yani hayvan sevmemek de değil. Benim hayvanıma ya da bir hayvana kötü davranıyorsan. Hayır kötü demeyeyim saygı göstermiyorsan. Saygısız evet. davranıyorsan. Ondan sonra ağzınla kuş tutsan zaten yersin o kuşu ama yani ağzınla kuş tutsan olmaz. <laughs> bitiriyoruz. Belli ki bu konu çok daha uzun. Sonraki programlarda konuşacağız. Ama ben zannettiğim kadar net cevaplar alamadığımı düşünüyorum. Başka soru işaretleri doğdu kafamda. Sürekli adamları kesiyorsunuz, biçiyorsunuz. Bunların bazılarının... Doğru bazılarının o kadar doğru olmadığını gördüm ve farkındaysanız çok seviyeli bir şekilde cevap haklarımı kullanmadım size karşı. Ne kullandın daha ne kullanacaksın? Daha ne kullanacağım ben bir ben konuşsam mı? Yani, bir ben sen bir, bir evet, doğru programı. Soru. Sen bize sorular hazırla o zaman senin her sorunu kesip biçmeye hazırız. BOOM! <laughs>